Şimdi balığımızın marinasyonunu yaparak başlayalım. Bu arada ocağımın altını da açıyorum. Yavaş yavaş ısınsın diye. Marinasyonumuzu yaptıktan sonra balığımızı pişirmeden önce una bulayacağım. Balıklarımızı şimdi cam tepsimin içerisine alıyorum. Marinasyona limon suyuyla başlıyorum. Şimdi balıkların üzerine limon suyunu gezdiriyorum. Ve tuz biber geliyor şimdi. Deniz tuzunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ve biraz da şimdi karabiber. Biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Ve sıra geldi baharatlara. Biraz kimyon. Ve kırmızı toz biber. Balıklara çok yakışan özel bir baharat tarhun. Tavamızı kenara alıyoruz. Zeytinyağımızı içerisine gezdirelim. Ve biraz önce marine etmiş olduğum balıkları marinasyon kasesinin içerisinde ters düz yapıyorum bakın bu şekilde ve una buluyorum. Una buladıktan sonra da şimdi tavamızın içerisine alalım. Şimdi bir de kırmızı soğanım var. Kırmızı soğanı da kabuklarını alıyorum önce ve hemen piyazlık doğruyorum. Kalın yapabilirsiniz. Taze kişnişlerimizi de iri bir şekilde doğruyoruz. Kırmızı çili biberimiz var. Acı sevenler bunu kullanabilirler. Sarımsaklar, hepsini güzelce doğradık. Şimdi sıra geldi balıklarımızı çevirmeye. Diğer taraflarını çeviriyorum. Balıklar güzelce piştikten sonra şimdi çıkartıyorum. Ve balıkları pişirmiş olduğum tavanın içerisine şimdi soğan, kırmızı biber, kişniş ve sarımsakları ekliyorum hepsini. Az miktarda su ekleyeceğim. Çok az da tuz ekliyorum şimdi. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Servis tabağımın altına soteyi koyuyorum. Güzelce yayalım. Bunun üzerine de şimdi pişirdiğim balıkları dizeceğim. Ve bir iki parça da şimdi limon koyacağım.